kimlere uygulanıyor? Tabii öncelikli olarak bu şeker hastaları için, tip 1 diyabetikler ve tip 2 diyabetikler için oldukça kullanışlı. İnsülin direnci olan hastalarımız için de esasında çok faydalı. Çünkü siz hangi besinlerden uzak durmanız gerektiğini veya demin anlattığım gibi hayat tarzınızı etkileyen faktörlerin şekerinizi nasıl etkilediğini görmek, hangi besinlerin size zararlı olduğunu gerçekten fark edebilmek anlamında yarar sağlar. Reaktif hipoglisemi dediğimiz, yani şekerinizin aniden düştüğü durumları tespit etmek. Acaba hangi besinler bunu düşürüyor? Hangi durumlarda bunu yaşıyorsunuz? Klasik şeyler vardır. Mesela siz şekeriniz düştü diye gidersiniz, reçel bal yersiniz. Bir süre sonra şekeriniz daha da düşer. Çünkü insülin daha çok salgılanır. Siz bunu o grafiklerde görerek öğrendiyseniz bir daha zaten öyle bir davranışta bulunmazsınız. Sizin şekerinizi arttıran ama daha sonra düşmesine engel olan besin maddelerini keşfedip bunları tüketmeye başlarsınız. Gebelik şekerinde kullanılabilir. Çünkü o durumda biz çok yakın takipler istiyoruz. Her yemek öncesi ve her yemekten bir saat sonra ölçüm istiyoruz. Günde 7 kez, 10 kez ölçüm istediğimiz hastalar oluyor. Bunlar da çok faydalı olabilir. Yine sağlıklı yaşamak isteyen, yani tamamen kendisini tanımak isteyen veya kilo vermek isteyen, yediği besinin kendisine nasıl bir etki ettiğini, tokluk kan şekerini nasıl dalgalandırdığını veya beyin sisi yaşıyorsunuz, yemek yediniz, başınıza bir ağırlık çöktü, kendinizi kötü hissediyorsunuz. Acaba bu gerçekten şekerinizden mi kaynaklanıyor? Bu durumları ortaya çıkarmak açısından kullanışlı. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir de çok merak edilen başka bir soru var aslında bununla alakalı. Kan tahlilinde bakılan şeker ölçümleri yeterli mi? Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda pratik olarak kullanmada bizim yapabileceğimiz iki ihtimal var. Yani ya hastanede, kliniklerde, laboratuvar ortamında kan vererek yapacağınız plazmadan ölçülen düzeyler ya da kendiniz evde parmaktan kapiller tam kandan bakacağımız parmağı delerek yaptığımız ölçümler. Bunlar aşağı yukarı birbirine yakın ölçümlerdir. Yani çok büyük farklar yoktur. Ama siz her gün, her dakika nasıl gittiğini görme açısından çok yeterli değil. Şöyle bir örnek vereyim size. Hemoglobin A, yani bir şeker hastası olduğunu düşünün. İki şeker hastası olduğunu düşünün. İkisinin de hemoglobin A1C'sinin, yani 3 aylık şeker ortalamasının 7 olduğunu düşünün. Birinci hasta kan şekeri çok iyi giden birisi olsun. Yani açlık şekeri 100, 120, 130 arasında. Tokluk şekeri 140-150 arasında. Ve sabit. Bu şekilde gidiyor. Bir problemi yok. Ve A1C'si 7. Beklenen gibi olsun. Ama diğer hastayı da şöyle düşünün. Bu hastanın kan şekeri bir 40'a 50'ye düşüyor. Bir de 250'ye 300'e çıkıyor. Ortalamayı aldığınızda onun kan şekeri de 140-150 civarına geliyor. Ve hemoglobin A1C'yi de size bu şekilde yansıtıyor. Çünkü hemoglobin A1C kan şekerinin bir ortalamasını gösteriyor. Size bu düşmeleri ve çıkmaları göstermiyor. Size ancak bunu bir grafik halinde baktığınız şeker gösterebilir. Şimdi tahlillere baktığınızda bu hastanın kan şekerinin ortalaması da hemoglobin A1C'si de 7, bu hastanın da 7. Siz böyle bir ayrımı bu tahlile bakarak yapamazsınız. Veya hastanın size bir haftalık takip yaptığında toplam diyelim ki o bir hafta içinde 15-16 ölçüm yapıp getirdi ve bir tane o anda denk gelen şeker düşüklüğü, hipoglisemisi oldu. Hani dersiniz belki yani bu çok önemli olmayan bir bulguydu. Halbuki siz bunu gerçek zamanlı sürekli glikoz takibiyle baktığınızda bir tane değil de bir hafta içinde 10 tane olduğunu gördünüz. O zaman sizin tedaviye bakış açınız, hastaya yaklaşımınız tamamen değişti.